Efendim, herkese merhabalar. Ben yine bir faaliyet hazırlığı içerisindeyim. Özellikle bu faaliyete nasıl hazırlanıyorum? Yani o hazırlık aşamasında neler yapıyorum, nelere dikkat ediyorum? Biraz onlardan bahsetmek istedim size. Biraz da çok böyle derinlemesine olmasa da yanıma ne tür malzemeler alıyorum? Ve bu malzemelerle alakalı kısaca bilgi vermek istedim. İsterseniz başlayalım. Aslında faaliyet benim için 3 etaptan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi hazırlık, bir tanesi faaliyetin kendisi, bir de faaliyetten geri dönme, yani tekrar faaliyeti bitirmek için eve geri dönme olayı. Çünkü faaliyet dediğimiz gibi evde başlar, evde biter. Ancak ben bu hazırlık dönemini, hazırlık evresini onu da ikiye ayırıyorum. İlki faaliyeti kafada tasarlama, yani planını yapma ve öncesindeki koşulları değerlendirme. İkincisi de ne tür malzemeler götüreceğim? Yani malzeme hazırlığı, işte gıda hazırlığı ve bunların işte çanta haline getirilmesi dönemi. İlk önce ilk evreden bahsetmeye çalışayım. Ben ilk önce bir faaliyet planladıysam minimum bir hafta öncesinden nereye gideceğimi kesinlikle biliyorum, kestiriyorum. Oraya gideceğim kısmın, gideceğim bölgenin muhakkak hava tahminlerini almaya çalışıyorum. Ben özellikle Uludağ ve Aladağlar gibi bölgelerde Mountain Forecast internet sitesindeki hava tahminlerini değerlendiriyorum. Bunlar çok güzel forecastler, çok güzel tahminler veriyor. İsterseniz açıklama bölümüne de o internet sitesinin de linkini koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu internet sitesinden bir hafta öncesinden, ya zaten bir haftalık dönemi zaten görebiliyorsunuz. Oradaki bir haftalık süreci değerlendirmeye çalışıyorum. Hava koşulları nasıl olmuş? Gündüzdeki hava sıcaklığı nedir? Gecedeki hava sıcaklığı nedir? Sonrasında kar yağışı var mı? Eğer kışlık bir faaliyete gidiyorsam kar yağışı var mı? Çünkü karın olması, gündüz havanın ısınması, gece soğuması gibi koşullar sizin yapacağınız faaliyeti de etkileyebilir. Hatta gideceğiniz bölgeye göre çığ tehlikesini bile size bir önceden kestirme şansı verebilir. Bu gerçekten önemli. Ben bu faaliyetin bu öncesindeki hazırlıkta kesinlikle hava tahminlerini kontrol ediyorum. Ve Uludağ gibi bir bölgeye gidiyorsam ki yarın Uludağ'a gitmeyi planlıyorum. Uludağ'da şöyle bir avantajımız da var bizim. MOBESE kameraları takip edebiliyoruz. Bu da en azından internet sitesinden aldığımız tahminleri, forecastleri gerçekten fiziken de doğru veriyor mu, vermiyor mu şeklinde direkt görsel olarak anlık canlı bir şekilde MOBESE'lerden de takip edebiliyoruz. O da benim Uludağ için yapmış olduğum etkinliklerden bir tanesi. Muhakkak forecast'ten baktıktan sonra, değerlendirdikten sonra gerçekten verdiği hava tahmini doğru veriyor mu, vermiyor mu şeklinde. Çünkü dağlarda hava koşulları her zaman için değişkendir. Gidip MOBESE'den de gerçekten birebir doğru olup olmadığını kontrol ediyorum. Sonrasında bu faaliyete nasıl gideceğim? Ulaşımımı nasıl yapacağım? Öncesinde bunları hazırlığını yapmaya çalışıyorum. Ve faaliyete kiminle gideceğim? Kiminle gidebileceğim daha doğrusu? Bizim gibi insanlarda biraz partner sıkıntısı var. O yüzden gidebileceğim insanları, kafamın uyacağı veya yapacağım tırmanışa bana uyabilecek olan arkadaşları yanıma katmaya çalışıyorum. Onlarla birlikte faaliyet etmeyi yapmaya çalışıyorum ama gelin görün ki bu bizim tam zamanlı işimiz değil. Muhakkak herkesin farklı farklı işleri oluyor. Kimilerinin yoğunluğu oluyor. Mümkün olduğu kadar partnerle çıkmaya çalışıyorum. Solo faaliyet yapmamaya çalışıyorum. İlk önce bunun planını yapmaya çalışıyorum ve arkadaşlarımla görüşüyorum. Gidebileceğim arkadaşlarımla faaliyet planları, faaliyet değerlendirmeleri yapıyorum. Eğer benimle biri gelecekse bu sefer onun fikrini alıyorum. Nasıl bir faaliyet ister? Ya da tırmanmak istediği ekstra bir rota var mı? Ya da bir projesi var mı? Bu projeye beni de dahil etmek ister mi? Şeklinde. Onunla bu sefer diyaloglarımız devam ediyor ve faaliyetin aslında iskeletini yapmış oluyoruz. Yani nereye gideceğimiz belli, kiminle gideceğimiz ya da gidebileceğimiz belli. Ve ne zaman gideceğimiz ve ne zaman döneceğimizi de tasarladıktan sonra aslında işin tasarım kısmı bitmiş oluyor. Diğer bir kısmı işi artık yapacağımız faaliyete göre malzeme planını yap. Eğer birkaç kişiyle yani ekip halinde gideceksek bu sefer teknik malzemeleri bölüşmemiz gereken durumlar olabiliyor. Bu da tabii ki bizim taşıdığımız yükü de hafifletiyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Solo faaliyette zaten emniyetli tırmanış çok fazla yapamıyorsunuz.
Dolayısıyla teknik malzeme çok fazla taşımıyorsunuz ama bu sefer de solo faaliyet olduğu için işin içerisinde mix tırmanışlar girdiği zaman da işin tabii ki tehlikesi de artmış oluyor. Biz de ona göre teknik yeterliliğimize göre rotalar seçmeye çalışıyoruz. Ki karbuz rotaları tırmanacaksanız ya da mix tırmanacaksanız o anki iklim koşulları ve kar koşulları, buz koşulları her zaman için çok önemli. Biz bu tür faaliyetlerde kulvarların karla dolmuş olmasını ve o karın da artık krampon çalışacak şekilde sert bir cam buz dediğimiz bir buza dönüşmesini isteriz ki çok rahat, çok stabil bir tırmanış yapabilirim. Hazırlık aşamasının ikinci etabı ise malzeme hazırlığı. Şimdi ben malzemelerin neredeyse tamamını toparladım. İsterseniz biraz onlardan bahsedeyim size. Ben neler giyiyorum, neler götürüyorum yanımda mümkün olduğu kadar. O geceyi veya o faaliyeti nelerle yapmaya çalışıyorum. Biraz onları görsel olarak size göstermek istiyorum. Ve sonrasında da kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Benim kullandığım malzemeler çoğu 5 yılı hatta 10 yılı aşkın malzemeler. İnternet sitelerinde arattırdığınız zaman muhtemelen bu modellerini bulamazsınız ama muadillerini ya da yeni modellerini bulabilmiş olabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle ben neler giyiyorum? Şu şekilde termaller giyiyorum. İlk katman olarak. Dağcılıkta şöyle söyleyeyim. Katman katman giyinme durumu söz konusudur. Biz bunu benimseriz. Kat kat giyiniriz. Isı arttıkça kat çıkartırız. Üşümeye başladıkça da kat arttırırız. Bu şekilde bir sistem çalışır bizde. Böyle kısa kollu bir termal üst içliğim var. Sonrasında şöyle bir alt içliğim var. Bu gerçekten konforlu. Bunları çoğu kayakçıların kullanabildiği ya da Decathlon gibi mağazalarda da temin edebilirsiniz. Gerçekten bunlar olmazsa işiniz çok zor. Ve ben bu az önce göstermiş olduğum üst ve alt ile faaliyetimi tamamlıyorum. Ve tulumun içerisine de, uyku tulumun içerisine de mümkün olduğu kadar sadece bunlarla girmeye çalışıyorum. Sonrasında o üst termalin üzerine şöyle uzun kollu Mie marka bir termalim var. Bunun üzerine de zaten teknik ceketimi giyiyorum. Sonrasında alt taraf için de şöyle bir pantolonum var. Bu Mammut'un bir pantolonu ve Gore-Tex bir pantolon. Özellikle kramponların çarpacağı, kramponların yırtabileceği bölgeler kordura kumaşlarla desteklenmiş. Çok sevdiğim, çok beğendiğim ve çeşitli yerlerinde havalandırmaların olduğu, havalandırma fermuarlarının olduğu da bir pantolon bu. Gerçekten yaklaşık 6 yıldır kullandım ve severek kullandığım bir ürün. Kesinlikle Mammut malzemelerini tavsiye ederim. Sonrasında da çorabımız var. Bu Boreal'in bir çorabı. Gerçekten kalın. Boreal'in Trek modeli. Gerçekten kalın ve korunaklı bir çorap diyebilirim bu. Biz bu tür kış faaliyetlerinde tabii eksi dereceleri gördüğümüzden dolayı şehirde kullandığımız çorapları mecburen kullanamıyoruz. Bu gerçekten korunaklı ve güzel bir çorap, yün bir çorap. Sonrasında da tabii pantolonun üzerine muhakkak bu şekilde bizim tozluk dediğimiz bol karda botumuzun içerisine karın girmesini engelleyen ve ayaklarımızı ve bacaklarımızı koruyan ve bu şekilde tozluklar kullanıyoruz. Benim tozluklarım da yine Mammut ve bu da Gore-Tex malzemeden üretilmiş. Yine kordura destekleri var. Kesinlikle şunu da tavsiye ederim size. Piyasada çok fazla tozluk var ve çok fazla çeşit var. Ama kullandığınız tozlukların kaliteli olmasını kesinlikle tavsiye ederim size. Gore-Tex bulamıyorsanız ya da Gore-Tex size gerçekten pahalı geliyorsa naylona yönelmemeye çalışın. Mümkün olduğu kadar kordura kumaşla desteklenmiş olsun ama naylon kesinlikle ve kesinlikle kullanmayın. Çünkü bacağınız ısınacaktır. Oradaki ter hava almadığından dolayı, naylondan dolayı hava almadığından dolayı bacaklarınız ıslanmaya başlayacaktır, nem yapmaya başlayacaktır. Eğer bunu önleyemezseniz de artık o nem ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı bile ıslatacaktır. Ve biz dağda kesinlikle ıslanmayı hatta terlemeyi kesinlikle kabul edemeyiz. Çünkü sizi en fazla üşütecek olan şey kendi terinizdir. Bunu kesinlikle unutmayın. Sonrasında yemek pişirmek için ocağım var. Zaten birkaç video ötesinde bu ocağı tanıttığım bir videom vardı zaten.
Yakıt tankımı alıyorum. Yakıt tankımın bana yetecek kadar yakıtlı dolu olduğundan emin oluyorum. Yakıt tankımı ocağıma alıyorum. Sonrasında da şu şekilde bir kamp setim var benim. Kamp setimi de şöyle göstereyim. Bunun tamamını almayacağım yanıma. Sadece tavasını ve çaydanlığını alacağım. Şöyle bir çaydanlığım var. Yine bu Primus'un bu bir ürünü. Şöyle bir çaydanlığım var. Bu çaydanlığımı alacağım. Ve sonrasında da şöyle de bir tavam var. Şöyle sapı da açılabilen bir tava. Bu tavayı da götüreceğim. Bu tava ve sıcak su yapabildiğim bu çaydanlık benim işimi hayli hayli görecektir. Tabii ki yürümek için batonlarımı alıyorum. Çok eski bir batondur bu. Antişoklu bir batondur. Baton çok fazla kullanamıyorum ama edinmiş olduğum bilgiye göre şu anda Uludağ'da çok batak kar var. Bunlar bana faydalı olacaktır. Bot olarak da kışlık bot kullanmamız gerekiyor tabii ki kış faaliyetlerinde. Benim Scarpa'nın Phantom Guide modeli bir botum var. Bu bot biraz daha özel bir bot. Özellikle tam otomatik kramponlar bağlanabilecek şekilde ön ve arkasında kanallar var. Bu önemli. Aslında her bota bir krampon bağlanabilir ama manuel kramponlar var, yarı otomatik kramponlar var. Bir de benim kullandığım tam otomatik kramponlar var. Bu tam otomatik kramponlar bu şekilde önde ve arkada kanalları olan, krampon kanalları olan botlarla çalışabilir ancak. Bu enteresan bir bottur. Dış katmanı bir yalıtımla desteklenmiştir. Ama asıl bot bu şekilde içerisindedir. Bağcıklarla beraber giyersiniz. Girdikten sonra buradaki dış katmanı da çektikten sonra bu da ekstra bir yalıtımdır. Uyku içinde yani çadırın alt kısmında da şöyle bir mat kullanıyorum ben. Bu Thermarex'in özel bir matı. Ekstrem koşullar için kullandığımız bir mat. Bu kesinlikle çok tavsiye ettiğim bir mattır. Bana her mat soran arkadaşa kesinlikle bunlardan almasını tavsiye ediyorum. Bu matın altına da şöyle bir benim yalıtım malzemem var. Bu çok ince bir malzemedir ama en azından sizin sıcaklığınızı yani vücut sıcaklığınızı zemine iletirken ki yalıtkanlığı sağlayacağından dolayı mümkün olduğu kadar size biraz daha konforlu bir gece sağlayacaktır. Bunu da matın altına seriyorum. Kullanmış olduğum uyku tulumu Hannah'ın Polar 2 adında bir uyku tulumu. Bu tamamıyla kas tüyünden oluşturulmuş, kas tüyünden elde edilmiş bir uyku tulumu. Bunları sonrasında çantayı toplarken kılıflarına yerleştireceğim. Bu inanılmaz bir şekilde küçülecek bayağı bir. Ve çantanın içerisinde bunu taşımaya devam edeceğim. Şöyle ekstradan bir bilgi vereyim. Bazen görüyorum dağda bazı arkadaşlarda uyku tulumlarını çantanın dışına asanlar var. Çadır asılabilir. Çadırları genelde çantanın dışına asıyoruz. Evet, onda bir sıkıntı yok ama uyku tulumu kesinlikle çantanın dışına asmayı ben tavsiye etmiyorum. Islanması durumunda kurutamazsınız ve o geceniz gerçekten çok zor geçer. Şöyle bir kas tüyü montum var. Bu da yine Miye'nin bir kas tüyü montu. Bu da çok severek ve beğenerek kullandığım bir malzeme. Bunu yürürken kesinlikle kullanmıyorum. Eğer bir kış faaliyeti yaptıysam ve zirvede bekleyeceksem bunu zirve çantamın içerisine yerleştiriyorum. Ve hareket etmediğim bir durumda bunu giyiyorum. Çünkü bu gerçekten çok yalıtımlı bir malzeme. Bunu kullandığınızda kış ayının yaza dönüştüğünü hissedebilirsiniz. O derece gerçekten korunaklı bir malzeme. Bunun da yine kılıfı var. Bunu da yine dürüyorsunuz. Bu da gene oldukça küçük bir yer kaplıyor. Sonrasında neler alıyorum yanıma? Tabii ki beremi de alıyorum. Böyle güzel bir, hoşuma giden bir berem var. Bu beremi kesinlikle hem kaskın altına da kullanıyorum. Kullandığım diğer bir malzeme ise eldiven. Bu eldivenleri ben Decathlon'dan almıştım. Bisiklette de kullanıyorum. Bunlar biraz daha soft shell tarzı bir malzeme. Daha önceden kullandığım eldivenler polar tarzı eldivenlerdi. Onlar çok gerçekten çok da fazla kullanışlı değil, konforlu değil. Ve özellikle buz kesmesi dediğimiz çok sert koşullarda, sert buzlarda özelliklerini de yitiriyor ve kırılmaya başlıyor artık polar. O yüzden bu malzeme çok daha kaliteli, çok daha güzel.
Bu eldivenleri de kesinlikle tavsiye ederim size. Decathlon'un malzeme bu anlamda gerçekten tavsiye ediyorum ve iyi malzemeler üretiyorlar. Uyku için şöyle bir yine Decathlon'dan aldığım şöyle bir hava yastığım var. Aslında kış faaliyetlerinde yanınıza bir sürü malzeme götürüyorsunuz. Bu malzemeler içerisinde yumuşak olanlar da var. Kastüyü, montlar gibi. Bunları yastık olarak yapabilirsiniz ama biraz daha konfor istiyorsanız çok yerde kaplamıyor ve çok da hafif olduğundan dolayı böyle bir yastık götürüyorum. En azından biraz daha konforlu bir gece geçirmek adına. Sonrasında kış faaliyetlerine gidiyoruz. Aldığım bilgiye göre, edindiğim bilgiye göre yukarıda batak bir kar var. O yüzden yanıma bir kürek de götürüyorum. Bu şöyle bir kürek. Bu aslında tam da dağcılar için uygun bir kürek değil ancak bu eşimin bana bir hediyesi. O yüzden şöyle katlanabilen bir kürekten bahsediyorum. Böyle açılıyor. Mümkün olduğu kadar orada iş görecektir. Çadırın doğru pozisyonlanabilmesi için, çadırın altını doğru temizleyebilmek için, çadırın zeminini düzleyebilmek için böyle bir küreğe ihtiyacımız var. Sonrasında tabii ki olmazsa olmaz ilk yardım çantamız ve olmazsa olmaz alüminyum battaniyemiz. Her faaliyette bunları yanımda götürüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bir alüminyum battaniye 5 lira, 10 lira, 15 lira ama Allah göstermesin hayatınızı kurtarabilecek malzemelerden bir tanesi. O yüzden muhakkak ilk yardım çantanızı ve alüminyum battaniyenizi yanınızdan kesinlikle ayırmayın. Doğaya çıkıyorsanız yaz kış hiç fark etmez. Sonrasında şöyle bir kaskım var. Yine Petzl'ın bir modeli. Tam net hatırlayamıyorum ama tabii ki eski malzemeler olduğu için. Bu da severek ve beğenerek kullandığım bir malzeme. Sonrasında bir emniyet kemerim var. Emniyet kemerim de yine Petzl'ın Calidris modeli. Bu da eski bir modeldir ama özellikle uzun duvarlar için çok daha arka desteği olduğundan dolayı rahat, konforlu bir malzemedir, üründür. O yüzden severek de kullanıyorum, tavsiye de ediyorum eğer bulabilirseniz. Bu da bizim kullandığım krampon. Kullandığım krampon yine Petzl'ın M10 adında bir kramponu. Bu biraz daha cam buz için tasarlanmış bir krampon. Yürüyüş kramponundan ziyade daha fazla tırmanış kramponu. Bunu neden böyle bezlere sarıyoruz? Çünkü her tarafı çok sivri ve delebilir, batabilir ya da bulunduğu kılıfın dışına bile çıkabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar bunu korumaya çalışıyoruz. Bu özel uç kısmında iki tane iki dişli bir krampon ama bunu ayarlayıp tek dişe de çevirebiliyorsunuz. Şelale tırmanışları için de kullanabilirsiniz. Ve ön tarafta özel bir döküm bir malzemesi var. Bu da yine tam otomatik güzel bir krampon. M10 krampon gerçekten severek, beğenerek kullandığım bir krampon. Güvendiğim de bir malzemedir. Tavsiye ederim. Sonrasında özellikle kış aylarında benim tırmanış stilime en yatkın, en uygun olan Petzl'ın Azdar modeli var. Bu kazmaları kullanıyorum ben. Bir tane kaşık kafa, bir tane de çekiç kafa olmak üzere iki tane kazmam var. Bunları da her kış faaliyetinde mümkün olduğu kadar yanıma alıyorum. Tabii bu faaliyet esnasında kullanmış olduğumuz malzemeler tırmanış esnasında üzerimizden düşebilir. Özellikle kazmaların tırmanışçının elinden kayıp düştüğü çok yaşanan bir olay. O yüzden şöyle bir malzeme askımız var. Bunlara buradaki kazmaları şu şekilde takıyoruz. Bunu da emniyet kemerimize takıyoruz. Dolayısıyla bu malzeme düştüğünde şu şekilde askıda kalıyor. Ve bu malzemeyi tekrar yanımıza alabiliyoruz. Bu düştüğümüz zaman bizi tutabilecek bir malzeme değil. Kesinlikle de buna güvenmeyin. Bu sadece ancak bu şekilde kazmayı veya olası bir çekici tutabilecek ağırlıkta bir malzemeyi taşıyabilir ancak. Bu bir güvenlik aleti değil, güvenlik ekipmanı değil. Bu sadece tırmanış malzemelerini astığımız bir ekipman olarak düşünebilirsiniz. Bu da önemli. Sonrasında tabii ki yemek pişirirken ve yemeği hazırlarken kullandığım bazı malzemeler var. Bunları da yine bir çanta içerisine topluyorum. İçerisinde tuzum, işte biberim, kaşığım, çatalım, minimum birkaç malzemem var.
Bunlar zaten fix. Bunları her faaliyet sonrası temizliyorum ve çantasına koyuyorum. Bir daha aramak zorunda kalmıyorum. Yine kupamı da götürüyorum. Bu da benim temizleyip hazırda bulundurduğum bir malzeme. Her zaman için yanıma bir tane büyük, en büyük boy, battal boy diyorlar herhalde, bir çöp poşeti taşıyorum. Bu çöp poşetini taşımamda iki tane neden var. Bunlardan bir tanesi, eğer çadır içerisinde çok fazla yerim kalmadıysa çantamı poşetin içerisine koyup çadırın dışarısına koyuyorum. Kardan, buzdan, olası bir yağmurdan etkilenmemesi için. Sonrasında da kampı toplarken çadırı biz dürerek topluyoruz ama faaliyet sonrasında bunu alıp bu şekilde koyma gibi bir şansınız yok. Biz bu çadırları mümkün olduğu kadar toplayıp çöp poşetinin içerisine yerleştiriyoruz. Onu da çantanın içerisine tıkıyoruz. Yanıma aldığım diğer bir malzeme ise gözlüğüm. Gözlüğüm yine Julbo'nun bir modeli. Tam modelini hatırlayamıyorum ama şu şekilde korunaklı bir model. Ben faaliyetlerimde gözlük kullanamıyorum. O yüzden lens kullanıyorum. Ve özellikle kış faaliyetlerinde kardaki yansımayı engelleyebilmesi için bu şekilde biraz daha korunaklı bir gözlük kullanmam gerekiyor. Son olarak da size tanıtabileceğim ve gösterebileceğim, bu seferki faaliyette yanıma götüreceğim çadırım. Çadır North Face'in Mountain 25 çadırı. Bu aslında 2 kişi, hatta 3 kişinin çok rahat kalabileceği bir çadır ama bu sefer fazla malzemem var ve çadır içerisinde de bazı kayıtlar yapmak istiyorum ki çadır içerisindeki yaptığım şeyleri çok merak eden arkadaş var. O yüzden ağır olmasına rağmen ve tek kişi çıkacağıma rağmen böyle bir çadırı götürmek zorundayım. Benim ekstra diğer bir çadırım ve kışlık faaliyetlerde özellikle kullandığım bir çadır. Çok korunaklı, çok iyi bir çadır. Bu hala model güncelleyenerek North Face'in satmaya devam ettiği bir çadır. Ve her çıkan modelde bir şeyi daha güncelliyorlar, bir şeyi daha yeniliyorlar. Ve gerçekten çok iyi bir çadır. Özellikle Türkiye koşullarında yarı yolda bırakmayacak bir çadır. Bunun da kurulumunu muhtemelen bu faaliyette size anlatmaya çalışacağım. Kısaca yanımda götürdüğüm malzemeler bunlardı. Ekstradan sadece yiyeceklerimi götüreceğim. Yiyecek için de mümkün olduğu kadar hızlı hazırlanabilecek, yarı pişmiş malzemeler götürmeye çalışıyorum. Ve protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum orada. Eğer zaten bir günlük veya iki günlük bir faaliyet yapacaksam mümkün olduğu kadar planlı bir şekilde götürmeye çalışıyorum ve mümkün olduğu kadar hızlı hazırlanan şeyler götürmeye çalışıyorum. Ama uzak mesafelere ya da Bursa'dan Aladağlara gitmek gibi bir durum söz konusu olduğunda o zaman daha planlı ve programlı bir besin hazırlığı yapmak durumunda kalıyoruz. Bu sefer her günü hesaplamak zorunda kalıyoruz. Ben bu sefer biraz daha random gidiyorum. Yanıma tatlı, tuzlu şeyler de almaya çalışacağım. Ve mümkün olduğu kadar dediğim gibi yarı pişmiş ve hızlı hazırlanabilen malzemeler götürmeye çalışacağım. Ekmek olarak da yanımıza lavaş gibi şeyler alıyoruz. Biraz daha az yer kaplayan ve daha doygun malzemeden üretilmiş. Bu sefer gittiğimde muhtemelen fotoğraf da çekeceğim. Yani şu anda kayıtta olan, beni kaydeden 77D makinamı da ağır ve büyük olmasına rağmen götüreceğim. Çünkü forecastler, yine yani tahminler, çok güzel bir dolunay olduğunu söylüyor. Güzel bir ay olacağını söylüyor. Ve güzel fotoğraflar, güzel kareler yakalayabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bu fotoğrafları da Instagram hesabımda yayınlayabilirim ancak. En doğru yer orası olduğunu düşünüyorum. Instagram hesabını da takip edebilirsiniz bu arada. Mümkün olduğu kadar oradan çekmiş olduğum faaliyetlerdeki fotoğrafları orada yayınlamaya çalışacağım. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Benden bu seferlik bu kadar. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Doğada buluşmak üzere. İyi ki varsınız.